Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü ders videomuzda nüans terimleri nelerdir? Onları öğrenmek üzere buradayız. Nüans terimleri nelerdir? Önce onlardan biraz bahsedelim. Daha sonra ne işlemde kullanacağımızı izah edelim. Nüans terimleri günlük hayatımızda aslında konuşma tonlarımızda ve şarkı söylerken ne işe yaradığını ifade edelim. Ve bir parça içerisinde nasıl kullanılması gerektiğini, bununla birlikte hangi harfleri gördüğümüzde ne şekilde şarkıyı telaffuz etmemiz, yüksek tonda mı, alçak tonda mı, orta kuvvetle mi, bunları öğreneceğiz. Peki bunları öğrenmemiz bizim için ne anlamı teşkil eder? Konuşurken bazı tonlamalarımızı hep aynı tonda tutarsak, karşı tarafımızdaki insan bunu algılamakta belli bir süre sonra zayıflar. Ve bizim anlatmak istediğimiz konu yeterli ve gerekli olduğu şekilde karşı tarafa geçmez. Konuşma tonumuzda bazen yükseliriz, bazen alçalırız dikkatleri çekmek için. Bu da şarkıyı söylerkenki aynı ifade. Yani bir diğer anlamıyla bizim bir parçayı söylememizde veya konuşmamızda gerekli olan duyguyu, hisleri ifade eden terimlerdir. Bir ninniyi söylerken ki ses tonumuzla, bir marşı söylerken ki ses tonumuz veya daha çok dikkat çeken bir reklam içeriği taşıyan şarkılarda veya müziklerde farklı tonlar kullanmamız gerekmektedir. İşte bunları nasıl sağlarız, nasıl yaparız? Yani müzik öğretmenleri bir parçayı anlatırken keyfine göre bu parçayı yüksek tonla veya gerekli olduğu tonla ifade etmektedir. Yani biz de aslında verilen bu emirlere bağlıyız. Bu emirler nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim. Nüans terimleri dedik. Yani gerekli olan tonlama anlamında kullanılıyor nüans. Kullanmış olduğumuz bunca terimler aslında müzikte daha çok İtalyanca kullanılmaktadır. Neden? Konsol sesler, yani sesli harflerin daha çok kullanıldığı dillerdir. Bu neticeyle daha çok İtalyanca terimler kullanılır müzikte. Dolayısıyla İtalyanca bir dersimizde olmuş olacak sebebiyle. Piyano bir müzik teriminde P harfiyle gösterilir. Bizim için önemli olan konu P harfini gördüğümüz zaman piano, yani İtalyanca hafif demektir. O halde biz P harfini gördüğümüz zaman bir parçayı hafif sesle söylememiz gerektiğini ifade eder. Cebimize aldık piyanonun ne demek olduğunu. Piyano hafif. Forte F harfiyle gösterilir. Bazı zamanlarda büyük F harfiyle de görebiliriz bunu. Bazı zamanlarda küçük F harfiyle de karşımıza çıkabilir. Forte İtalyanca kuvvetli anlamını taşır. Yani biz bir F harfini gördüğümüz zaman bir parçayı kuvvetli sesle söylememiz gerektiğini ifade eder. F harfi tek harfle yazıldığı zaman kuvvetli. İki harfle yazıldığı zaman forte öğrendik. Simo ilave edildi. Yani çok kuvvetli anlamını taşımaktadır. İki F iki kelimeden oluştuğu için biraz daha güçlü olduğunu ifade eder. Peki bir F daha ilave edildi. Yani forte öğrendik. Simo buraya bir de molto eklenmektedir. Molto İtalyanca aşırı, forte kuvvetli, aşırı kuvvetli söylememiz gerektiğini ifade etmektedir. Üç kelime yok yalnız burada. Türkçe karşılığında zaten simo aşırı olduğunu ifade ediyor. M, F harfini gördüğümüz zaman mezza İtalyanca'da orta demektir. Forte'yi öğrenmiştik. Forte kuvvetli. O zaman M harfi bize orta anlamını taşımaktadır. Biz bir parçada M, F harfini gördüğümüz zaman orta kuvvetli söylememiz gerekmektedir. Diğer terim M, F, M, P. M, P her ikisini de öğrendik. Mezza
İtalyanca da orta demektir. P, T'yi az önce görmüştük. Mezzo piano, yani orta hafiflikte söylememiz gerektiğini ifade etmektedir. Bunların yanı sıra bir de sadece ve sadece işaretle kullanılan bir terim karşımıza çıkıyor. Bu da matematikte büyüktür, küçüktür işareti gibi. Aslında bunları biz şu şekilde daha akılda kalıcı olsun diye ifade ediyorum. Ağzı giderek açıldığına göre K harfine benzetiyoruz. O halde crescendo, yazılışı crescendo, okunuşu crescendo. Diğeri decrescendo, tam tersi, yani D harfine benzetelim, sivri bir D harfine benzetelim. Decrescendo, yani decrescendo. Giderek sesin yükselmesi, giderek sesin alçalmasını ifade etmektedir. Peki bu terimleri karşımızda gördüğümüz zaman bundan sonra parçalarımızda ve şarkılarımızda öğretmenim beni uyarmanızı istiyorum. Öğretmenim, öğretmenim, her şey tamam güzel de bir de P harfi var. Onu unuttuk. Peki P harfi ne işe yaramaktaydı? Sizlerin bunları görüp öğrenip artık dikkatimizin bir değil birden fazla parçalara ayrılması gerektiğini, yani müzik dersini aslında bizlerin hayatında dikkatimizi daha fazla kullanmamızı, bununla birlikte hayatsal şartlarda konuşmalarımızı nasıl kullanmamızı, ses tonumuzu nasıl kullanmamız gerektiğini ifade etmekteyiz. O halde müzik dersi aslında her şeyin temelini ifade ediyor. Bugünkü dersimizde nüans terimlerini ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattık. Bir diğer derslerimizde artık parçalarımızı kullanmaya başladığımızda sizlerden minik uyarılarla öğretmenim nüans işaretlerini kullanmayı unuttuk. Öğretmenim notanın süre değerini kullanmayı unuttuk. Öğretmenim o nota do değil mi idi şeklinde minik uyarıları artık bilinçlenmeye başlayarak dikkatlerimizi çoğaltmaya başlıyoruz. Dikkatimizi çoğalttığımız zaman da matematik dersinde çözümlememiz daha kolay olacak. Türkçe dersinde çözümlememiz ve okumamız daha hızlı olacak. Beden eğitiminde dikkatlerimiz daha yoğun olduğu için beden dilimizi daha iyi ve net kullanmamızı sağlayacak. Hatta duruş, fiziksel duruşumuz bile konuşma. Diyaframımızı düzgün kullandığımız zaman bedensel dilimizde, yani artık karşı tarafa anlatmak istediğimiz şeylerin tonlamamızın, beden dilimizin ve beyinsel dikkat olasılığımızın yüksek olmasını rahatlatmış olacağız. Bugünkü dersiniz nüans terimleriydi. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim.